Öncelikle teröristler tarafından katledilen ülkücü şehidimiz Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Fırat Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Yarın da mezarı başında, pınar başındaki mezarı başında anılacak. Bir kez daha bu tür olayların olmaması yönünde hepimizin üstüne düşen hassasiyetler olduğunda burada belirtmek gerekiyor. Değerli vekilim ifade ettiler özellikle genel konular üzerinde konuştular ama ben çok kısa bir özet geçeceğim sayın vekilim müsaadenizle. Cumhur İttifakı neden doğdu? 17-25 aralığında hain FETÖ tezgahı sonuç alamadı. Sonuç alamayan yabancı istihbarat örgütlerinin maşası, emperyalist güçlerin maşası olanlar Türkiye üzerinde oynanan oyunlara devam ettiler ve en son 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunup Türkiye'nin bütünlüğüne, beraberliğini bozmak istediler. Burada da başarılı olamadılar. Artık Türkiye'nin birliği ve beraberliği ön plana çıkınca büyük devlet adamı Devlet Bahçeli başkanımızla öngörüsü yüksek reis cumhurumuz bir araya gelerek hepimizin bildiği gibi 24 Haziran seçimleri için Cumhur İttifakı'nın kaçınılmaz olduğunu hep birlikte gösterdiler. Allah'a çok şükür ki Cumhur İttifakı %52 oyla bütün oyunları bozdu. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de parlamento seçiminde. Ama gelin görün ki Türkiye üzerinde oynanan oyunların devam ettiğini gören değerli devlet adamlarımız, liderlerimiz bu ittifakın yerel seçimlerde de kaçınılmaz olduğunu gördük. Bu nedenle 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı kaçınılmaz oldu. Ben burada huzurlarınızda sadece AK Parti'nin Karabağlar Belediye Başkanı adayı değilim. Ben huzurlarınızda Milliyetçi Hareket Partisi Karabağlar İlçe Teşkilatı'nın da adayıyım değerli arkadaşlar. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle de 10 yıldır hizmetlerden nasibini alamayan, 10 yıldır bulunduğu noktadan geriye giden, hatta nüfusu büyürken sorunları da büyüyen Karabağlar ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmetkar olmak için bu göreve talip oldum. Karabağlarımıza 10 yıldan bu yana hizmet götürmeyen zihniyet artık sokaklara çıkmayı bile düşünmüyor. Nasıl olsa beni seçiyorlar diye düşünüyor. Bir projeleri yok. Bugüne kadar bir şey yaptıkları da yok. Geçen yıl 268 milyon lira gelir toplamışlar. 290 milyon lira harcama yapmışlar. Harcamalara baktığımızda bütün vatandaşlarımıza soruyoruz. Somut bir şey, elle tutulur, gözle görülür bir şey yok. Hatta bazı vatandaşlarla konuşuyoruz, diyorlar ki eğer Karabağlar'da belediye iki tane taşı üst üste koysa icra sayılacak. Hakikaten iki tane taş üst üste koyduklarını rastlamadık. Yetmedi, 2019 yılı bütçesine baktığımızda 308 milyon lira diyorlar ki gelir toplayacağız. 333 milyon lira da harcama yaparız. Bu kadar büyük bir bütçeye sahip olan bir ilçe belediyesi acaba bu yıl ne yapacak diye bakıyoruz. Bütçelerini incelediğimizde gerçekten yatırıma yönelen vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hiçbir icraata rastlamadık. Ama 10 yıldır aynı zihniyet tarafından yönetiliyor. Ortada yine somut bir şey yok. Ne yapıyorlar diye baktığımızda
Vatandaşın biri söyledi. Abi yaptıkları bir şey var. Ciddi mi dedim? Evet. Ne yaptı? Abi şuradaki kaldırımı var ya. 5 yıl içinde 6. kez değiştirdiler diyor. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Yani ortalama 9 ayda bir kaldırım değiştirmişler. Acaba neden? Ama sonunda da bu 10 yıllık süre içerisinde tam bütçe 260 milyon lira açık vermiş. Yani Karabağlar Belediyesi rakamları not alıyorum. Aramızda basın mensubu arkadaşlarımız da var. Rakamları aynen söylüyorum. Çünkü bu kardeşimiz eski bir vergi müfettişi. Bütçeyi, rakamları okuyorum. O nedenle de söylüyorum. 260 milyon lira nüfusuna oranla Türkiye'nin en borçlu belediyelerden bir tanesi. Allah Allah, 260 milyon lira borçla Karabağlar yeniden yapılması gerekirdi. Yapılan bir şey olmadığını gördük. Bu gidişle de bir şey yapamayacaklar. Ama bu gidişle de vatandaşlarımız, onlar evinde otururken, hizmet vermemişken de Allah'ın izniyle de onları seçmeyecekler. Çünkü sokaktaki vatandaşımız bunu açık bir şekilde ifade etmeye başladı. İzmir 20 yıldır yerinde sayıyor. Patinaj yapıyor, geriye gidiyor. 3 kilometrelik yani bir teleferiği teri incendi diye hizmet dışı bırakanlar ancak 8 yılda tamir edebildiler. Arkasından bir süre sonra yine arızalandı, yine yapıldı. 5,5 kilometrelik bir metroyu 11 yılda tamamlayabildiler. Hemen Gaziemir'deki Türkiye'nin en pahalı ve en kötü inşaatıyla Fuar İzmir'i ancak 10 yılda yapabildiler. Karşıyaka'da opera binası yapacağız dediler. Biz mutlu olduk. Sonuçta kültüre, sanata bir katkısı olacak diye. Ancak 10 yılda kağıt üstünde çizebildiler. 2 yılda ancak ihale ettiler. Aramızda matematikçiler vardır. 12 yılda temeli atılan bir tesis acaba kaç yılda biter? Biz ona Büyükşehir Meclisi'nde inşallah Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştirirsiniz dedik. Onlar da işi gerçekten ciddiye aldılar. Yetiştiririz, yetiştiririz dediler yani Cumhuriyet'in 100. yılına. İnşallah da yetiştirirler. Türkiye'de böyle yönetilen belediye, bu kadar ihmal edilen bir belediye hiç görmedik. Sayın Vekilim de ifade ettiler. Kendisi su profesörü, gerçekten Körfez bütün yaz boyunca koktu. Temel sebebine gelince bu kenti 17 yıl önce, 15 yıl önce yönetmeye talip olanlar bu kentin 15 yıl önceki nüfusu 1.700.000. Ya acaba bu kent 15 yıl sonra ne kadar nüfusa sahip olacak? Nasıl bir altyapı gerekir? Bunu planlayamadılar, düşünemediler. Kolektörler artık atıkları taşıyamaz oldu. Arıtma istasyonları artık arıtamaz oldu. Güfe gündüz 3 kuyular vapur iskelesinin önünde affedersiniz insan ve evsel atıkları direkt kanallara basmaya başladılar. Ama bu sefer de seçilmeyi bekliyorlar. Ama bu sefer seçilemiyor. Neden? Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından olan Denizli'yi Denizli yapan, çok kısa bir süre içerisinde Ege'nin en güzel şehri yapan Nihat Zeybekçi başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı adayı olarak İzmir'e gönderdi. Nihat Zeybekçi başkanımız projelerini sunarken, projeleriyle teker teker anlatırken bir şey çok dikkat çekti. Ben bu sunduğum projeleri yaptım da geldim. Allah'ın izniyle yapacağım falan filan yok. Yaptım da geldim dedi. Evet, Karabağlara baktığımızda da kısaca geçmek istiyorum. Sosyal belediyecilik anlamında Karabağlara yapılan bir şey yok. Karabağlarda bir sinema salonu yok. Karabağlarda bir tiyatro salonu yok. Karabağlarda bir konferans salonu yok. Karabağlarda taziye evleri yok. Karabağlar vatandaşlarımız pazar yeri istiyor.
pazar yerleri eksikliği var. Karabağlarda çocuklarımızın gideceği yeşil alanlar, parklar yok. Karabağlarda çocuklarımız için kreş, anaokulu, etüt merkezleri yok. Karabağların trafiği işin içinden çıkılmaz halde. Otopark yetersiz. Bir battı çıktı diye tabir ettiğimiz alt geçit ve üst geçitler yok Karabağlarda. Bir köprülü kavşak yapmayı bile düşünemeyen bir belediye var. Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle Cumhur İttifakı adayı belediye başkanı olarak bunların hepsini Allah'ın izniyle yapacağız değerli arkadaşlar. Karabağların bugüne kadar vizyon projelerini bir türlü hayata geçiremeyenler, bizler göreve geldiğimizde ilk işimiz olarak Karabağların vizyon projesi olarak adlandırılan Demokrasi Üniversitesi'nin hocamızla bir öğretim üyesi, üniversitelerin bulundukları yerlerin ekonomik, sosyal, kültürel yaşamı üzerinde ne kadar etkili olduğunu bilecektir. Şu anda bir bina halinde bulunan, 1100 öğrencisi bulunan Demokrasi Üniversitesi'ni çok kısa bir süre içerisinde Uzundere'deki TOKİ konutlarının yanı başında hemen 380 dönümlük bir araziyi de Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilip İzmir'in Karabağların vizyon projelerinden birisi olarak hayata geçireceğini söyleyebilirim. Poligon askeri alanın, atış alanının bir millet bahçesi haline getireceğini söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz bundan 10 gün önce grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada Karabağlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Bu değerlendirmede bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'ne verilen kentsel dönüşüm yetkisini kullanamadı. Artık Karabağlar'da kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini ifade etti. Bizler Allah'ın izniyle bunları gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, artık vakit İzmir vakti, vakit Karabağlar vakti. Vakit artık bugüne kadar hizmet alamayan İzmir'in ve ilçelerinin Cumhur İttifakı adayları olarak kentimizi, çocuklarımızı, geleceğimizin yararına artık sizlerin oylarıyla, destekleriyle değişecek vakti. Bunun için hepinizin, sizlerin, yakınlarınızın, çevrenizin bu konudaki katkılarına ihtiyacımız olduğunu burada belirtmek istiyorum. Evet, hepinizi Cumhur İttifakı'nı desteklemenizi bekliyoruz. Bu toplantıyı organize eden Katılımcı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı'na, katılımlarıyla bizleri onurlandıran değerli vekilimize, MHP İlçe Başkanı'na, siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.